Efendim selamlar chat Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Hocam ilk defa şimdi bugüne kadar iki gündür e, şey yapıyoruz. Değişik değişik böyle sunumlar falan yapıyoruz ama genellikle böyle daha böyle arkadaş çevremle falan. Şimdi ilk defa böyle biraz daha büyük bir abi olarak siz geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Büy büyük abi çok iyiymiş Evet, teşekkür <laughs> ederim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ediyorum. Biraz yorgun, biraz şey zamanlar. <laughs> ee, ama güzel geçen zamanlar. Hocam e, ben şu önce şunu çete söylemek istiyorum. Arkadaşlar Ertuğrul Hoca bugün burada sizlere yaklaşık kaç saatlik diyebiliriz? Ya bu çok uzun bir sunum tabi aslında. İki saatlik bir sunum ama ben çok hızlı konuşup bunu bir saate rarlayacağım. Hı <laughs> hı. Ya çok önemli, çok güzel ve daha uzun olması gereken bu sunuyu dedim ki biraz daha kısıp böyle bir saatlik bir şeyde zaman diliminde anlatabilir miyiz diye. Ve hocam da sağ olsun kırmasın kırmadı beni o yüzden kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bu şeye geçmeden önce kısaca kendinizi tanıtırsanız oradan sonra da başlayalım isterseniz. Okey. Tamam. Ee, öncelikle şöyle, bu sunumu ben bir süredir yapıyorum. Çünkü oyun kültünü ve oyun çalışmalarını yaymak gibi naçizane küçük bir görev edindim böyle akademik tarafta. O yüzden son yaklaşık 3 yıldır aynı sunum aslında aynı konuyu her seferinde daha da geliştirerek daha fazla çevreye aktarmaya çalışıyorum. O yüzden hani bir şekilde katıldığım daha önceki etkinliklerde denk gelmiş olabilirsiniz. Biraz, birazdan söyleyeceklerim ama önemli olan işte giderek yaymak, giderek farklı insanlara ulaşmak amacımız o yüzdendir. Abi teşekkürler davet için tekrardan. Ben Tabii, teşekkür çok ederim hocam. Evet. <laughs> <laughs> Doktor öğretim üyesi Ertuğrul Süngü. Ee, oyun sektörüne Level dergisiyle başladım. Hala Level dergisindeyim. Yazarım, editörüm, bir şeylerim, derginin yarısını beraber işte Kürşat'la beraber bir şeyler yapıyoruz. Ee, yani aslında medya tarafından girdim ama sanıyorum işte 2007 ilk GameX'ten beri de e, sektördeyim. Orasındayım, burasındayım, her yerindeyim yani. Ee, akabinde akademiye geçtim. Ee, akademik çalışma yapmak istedim oyunlarla alakalı. Daha ziyade sosyolojik tarafında gidiyorum. İşte oyunlar ve kültür, Efendim söyleyeyim oyunlar ve felsefe gibi dersler veriyorum. Ama diğer taraftan karmaşık oyun oyun mekaniği diye e, daha farklı bir mechanization mechaniz, mechaniz, mechaniz isimli bir tool öğretiyorum. Ee, diğer taraftan e, akademik çalışmalar devam ediyor. Yazarlıklar, editörlükler. E, çıkardığımız kitaplar var. Çıkmakta olan ikinci bir kitabımız var. Ee, yine oyun ile alakalı ve oyun çalışmalarını yaymak amaçlı e, bu işin akademisi biliyorsunuz o oldukça derin, e, genişliyor. Ee, Guinness World Records Türkiye Gamers Edition'ın e, editörüyüm 3 sayılık vesaire vesaire Yani oyunlarlayım bayağı hani so, soru cevap kısmı kalırsa oyunlar hakkında. Bu arada çok oyun oynuyorum ama çok oyun oynuyorum. Ee, o, o konuda da hani bıdı bıdı yapabiliriz tabii ki de illa ki her zaman beklerim. Ee, en sonunda da zaten şey yaparız herhalde değil mi hı hı hı. İşte e-maildir vesairedir falan filan. Yaparız yaparız onları. Yani. görüşmek isteyenler, konuşmak isteyenler, ulaşmak isteyenler çok ulaşılabil bir insanım diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, o zaman devam mı ediyorum ben? Devam etmeden önce hocam kitabınızın adını tam olarak soruyorlar. Aha onu en sonunda sonunda göstereceğim. Türkiye'de ha, okay. ve Türkiye'den, ve Türkiye'den hı hı. oyun çalışmaları Barbaros Bostan'la. O Odrumdo Çağatay şimdi profesör oldu Barbaros Hoca biliyorsun bak takip ediyorsundur. Evet. Onunla beraber editörlüğünü yaptığımız bir kitapta en sonunda göstereceğim. Yeni kitapta e, dijital kültür, e, dijital oyun, kültür ve anlam olacak tam galiba. Adı hala hani yayın evinde şu anda bazı işte başlıkta dahil olmak üzere değişiklikler yapacağız. Üç kitaplık bir seri olacak. İlk kitabını hazırladık. Diğer ikisini de önümüzdeki yani yılda bir kitap gibi düşünüyoruz. Hı -hı. Eğer tabii yayınevi de bizi <gülüyor> <gülüyor> kovalamazsa yani hani Hı -hı. <laughs> abi ne yapıyorsunuz şu an demezse olur. E, o yüzden tabii ki de yani hani e, bilemiyorum yani. Hedef bu yani. <laughs> volüm 1 yazıyoruz ilk kitabı ama, o kesin. Okay, okay, Umarım okay. volüm 2'si olur. Umarım olur hocam ne diyelim. O halde isterseniz siz geçebilirsiniz. E, okay. Ekranınız açık mı şu anda ben gireyim mi direkt? Ya benim ekranım umuyorum açıktır ya. Şu benim an evet açık. Doğru açık. Evet şu anda Mas, açık. Sol taraf gözüküyor ben de yan ekrandan bakayım. Sen izlediğince Hı -hı. ne çıkıyormuş bakalım. Ben de ee, şu an bembeyaz bir şey gözüküyor ama. Çok güzel çok güzel verimli. O zaman bir dakika ee, hemen bunu stop streaming diyorum, screen Tabii. diyorum. Screens diyorum, ana screen'i yansıtıyorum ve ana screen'in çalışmalarını açıyorum. Bence olmuştur. Aynen geldi şu anda. Bakalım ben de göreyim. Hah diğer ekranda evet. Hı -hı. görüyoruz malum. Okey. Ee, şimdi Tam full ekran yaptığımız zaman şey oluyor, çift monitörden mütevhid beceremedim, beceremedik galiba, evet, ee, evet, o yüzden böyle sol tarafa göreceksiniz gidişatı yani, tam screen, full screen olamıyor. Bu arada maruz görün, bazı terimler çok İngilizce, böyle bir alım yok ee, ama ve lakin terimler İngilizce olunca ve bizler genelde e, biliyorsunuz ana dili İngilizce olarak eğitim veriyoruz. Ee, i̇ster istemez dilim kayıyor, bu hani Türkçe değer vermediğinden değildir, benim beceriksizliğimdendir tamamen o ana, ana esnasında, hızlı konuşacağım bir de, o yüzden şimdiden. Sorry. Ee, bakın hemen oldu. Şimdiden üzgünüm. Ee, öyle. Şimdi oyun çalışmaları diye bir alan var. Ee, oyun çalışmaları alanı aslında 70'li yıllardan beri gelen oyun Ö, endüstrisinin tetiklediği bir şey ama akademide gerçekten bir ete kemiğe bürünmesi e, 90'lara kadar gidiyor. 90'larda özellikle Amerika'da e, insanlar bir şeyler yapmaya başlıyor bu çalışmalar. Tabii her zaman olduğu gibi hatta düşündüğünüz zaman ilk oyun kodlarının kullanıldığı ve kod üzerinden yani yazılımsal olarak ders verilen oyunda StarCraft 1 oluyor. Biliyorsunuz hala özellikle StarCraft 1 e, piyasadaki en dengeli e, oyunlardan birisi olarak bilinirdi. Hala da öyle kendi içerisinde tabii pek oynanmıyor. Ee, ama işin akademik boyutunun başlaması. Yani bugün bizlerin işte Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu bölümün olmasının e, ve işte devamında insanların bu konuda çalışabilmesinin en büyük sebebi aslında bu çalışmanın akademik olarak başlaması. Akademik olarak ne zaman başlıyor? John Huizinga. Herkes hemen herkes biliyordur artık. Bayağı meşhur birisi. Hmm. Konu oyun olduğu vakit. Ee, kendisinin Homoludens isimli kitabı çok önemlidir. Homoludens isimli kitap Türkçe'ye çevrildi ve çok fazla baskısı yapıldı. Ee, buradaki bu dokuzuncu basım giderek arttı. Çok iyi bir e, baskı, çok iyi bir e, Türkçe çevirisi olduğunu da düşünüyorum. Bence bir şekilde e, edinmelisiniz. Eğer oyunu e, daha bir akademik anlamda, sadece akademik demekte kalmak yanlış olur bence. Oyunu anlamak ve oyuna bu konuda birilerinin gerçekten bir yüz yıl önce yazdığı fikirleri görmek açısından önemli. İki tane önermesi vardır. Bunlardan birisinin insanlığın doğasından geldiğinden bahseder. Yani der ki. E, oyun kültürden eskidir der. Bu bayağı iddialı bir söylem. Bu hala konuşulan bir konudur. Çünkü neden kültürün oluşması için e, birçok farklı insanın evrimden geçmesi gerekiyor ve gelişmesi, değişmesi, bir bölge oluşması, işte bir köy, bir kasaba bir şey olması ve işte bir adetlerin gelmesi, bir nesil olması gerekiyor. Ama yüzünde diyor ki bu insanın doğasında vardır diyor. Oyunculuk, playfulness. Playfulness'tan doğru gelen bir durum ve hani insan hemen her yerde oynar diyor bu tıpkı kedi köpeklere benzetiyor bu oynama halini nasıl ki kedi köpek baktığınız zaman kendi kendine bile herhangi bir şeye maruz kalmadan oynarsa oynayabiliyorsa durup dururken bir oyunculuk hali hani biz delirdi falan diyoruz ya, hayvan bozuldu falan diyoruz ya aslında birazcık ondan bahsediyor. Ee, bunun insan için de geçerli olduğunu söyler. İkincisi de Magic Circle dediği sihirli çember e, teması. Bu da e, her oyunu bir çember olarak ele alıyor ve bu çemberde diyor ki dışarıdan yani bir oyun anı bir çemberdir diyor ve bu çembere girdiğiniz zaman bir bir şekilde çıkamazsınız diyor bu çemberden e, ve bütün kurallar o çember içindedir. Bu çok tartışılan bir şey günümüz oyunculuğu çünkü bu kitap yazıldığı zaman dediğimiz gibi neredeyse bir asır geçtiği için e, tabi o zaman dijital oyun diye bir şey yoktu, e, dijital diye bir şey yoktu yani daha doğrusu. Buradan geliyor diyor ki yani bir oyun başladığı anda burada bir magical bir dünya yaratılır ve oyuncu burada buranın kurallarına uyarak hareket etmeye devam eder. Tabi akabinde e, tartışmalar sürüyor özellikle ikiye bölünüyor bu oyun çalışmasına bakış açısı. Bunlardan bir tanesi Ludus olacak diğeri de Paddy olacak. Ee, Padi'ye özellikle 2000 sonrası çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Ludus, Luden zaten Homo Luden yani oyuncu insan ee, hani e, Homo Erectus Homo Sapien yani yürüyen insan düşünen insandan sonra ortaya atılan fikri aslında e, Huizinga'nın bu yüzden çok önemli oynayan insan yani üçüncü bir insan önermesi olması tabii Ludus'la da şimdi oyun 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 dinenecek tabii ki de akademide ama bunun için bir takım şeylerin cevaplanması da gerekecek o yüzden oyunu bölüyor olacağız özellikle 2000'ler sonrası e, akademide ne olacak ludus gerçekten de e, tam olarak e, Huizinga'nın önermesiyle alakalı tam olarak çünkü özellikle küçük çocukların kendi kendine oyun oynamasıyla alakalı Herhangi bir şey olmadan durup dururken durup dururken işte çılık atıp koşması, bir şey yapması, bir şey oynamaya başlaması, bir objeyi bir şeye dönüştürmesi hali bunlar hep e, Ludus olacak. Padia ise e, akabinde özellikle insanların Yetişkin insanların kurallar çerçevesinde oynadıkları oyunlara padiye denecek. Bunda tabii hem oyunun kuralları daha net olacak, burada güreş örneğini veriyoruz, hem de buna bir hakemlik, bir refri olacak. Yani o random, rastgele insanların Ludus'ta yaptığı şeyden farklı olacak tamamen gibi bir ikiye bölünüm olacak. Bu gayet bu ziyadesi önemli bir durum. Tabii günümüz dünyasında bunu Jesper Judd isimli bu tatlış kişi alıp götürecek. Eee gururu olduğunu düşünüyorum ben. Oyun çalışmaları için çok önemli birisidir. Özellikle modern dünyada 2000'ler sonrası bizlerin benim de dahil olduğum dijital dünyayı bilen, oyun oynayan ve bu dilde yazılar yazan bir kişi olması açısından önemlidir. dört kitabı var. Ee, i̇lk kitabı ben bunu giriş niteliğinde olarak buluyorum yani kendi derslerimde her zaman veriyorum yani Homo Dance bir Half Real Jasper Jul 2 iki. ee, bu ikisi de e, gerçekten de ziyadesi önemli kaynaklar bir tanesi tam olarak iş nereden geldiğimizi anlamak için Half Real ise özellikle bugün ki çalışmaları anlamak için ve İngilizcesi gayet rahattır. Dille ilgili probleminiz varsa da bence hiç çekinmeyin. Gayet güzel ve tatlı bir dilde yazıyor. Dört kitabı çıktı. En son 2019'dan zaten MIT'den çıkıyor. Yani dünyanın en prestijli e, top 5 e, şeyinden bir tanesi, bir tanesi. Her kitabı da çok iyi yakalıyor dönemi. Ziyadesi tavsiye ediyoruz. Tabii ne oluyor? Ludoloji ve naratoloji işin içine giriyor. 2000'den artık oyuna girdiği zaman şimdi bir ludolojiye bazı çevreler tam olarak game studies'e de ludoloji diyor. Ama böyle bir hala kavramsal problemler var bu arada. Hani dil gelişiyor işte yeni bir şey olduğu için işte bugün bir şey bir şey deniyor yarın başka bir şey deniyor olabiliyor ama ludoloji aslında oyun bilim. Tam Türkçe böyle çevirdik. Naratoloji de anlatı bilim. Ee, naratoloji zaten bildiğiniz üzere yani ilk oral e, metinden yani e, sözlü anlatının başladığı günden itibaren gelen mitolojilerden tutun işte sonra yazılı kaynaklara kadar giden bir dünya zaten çok eski. Ludoloji ise oyun bilimi yani oyunun mekaniği, oyun mekaniklerinden mütevellit gelen bir dünya. Şimdi burada ne oluyor? 2000'lerde 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında bir çakışma hali geliyor. Çünkü oyunlar gelişiyor, grafik teknolojisi gelişiyor, yapılabilecek şeyler artıyor. Burada bu iki kavram özellikle akademik anlamda çalışacak insan arkadaşlar için anlatıyorum burayı. Birbiriyle bir nevi kavga ediyorlar. Çünkü deniyor ki naratoloji olmadan lidoloji olmaz. Lidoloji diyor ki işte ben olmadan oyun olmaz. O diyor ki ben olmadan oyun olmaz. Ama sonrasında yazılan onlarca yüzlerce akademik bullshit'ten sonra diyorlar ki ha, evet aslında birbirisi olmadan olmaz. Tabi biz zaman içerisinde bu bizim neden önemli. 2003 yılında Fahrenheit ile başlayan aslında bir narrative driven. Hani ulan para veriyoruz ama sadece izliyoruz ne garip bir oyun dediğimiz bazıları için özellikle. Oyun ekoli aslında naratoloji ağırlıklı oyun oyunlardan doğru geliyor. Ludoloji ise oyun mekaniğinin oyunu olan etkisiyle devam ediyor ve hani bugün baktığımız zaman hani hepsi hemen hepsini her yerde görüyoruz. Birlikte olduklarını görüyoruz, ayrı ayrı olduklarını görüyoruz. Bu boş bir kavgaymış ama önemli olan iki kavram çünkü naratif anlatı bilim başlı başına çok büyük bir konu. Naratoloji başlı başına çok büyük bir konu ama aslında kavramsal olarak ikisini birden yaratan şey oyunu bu ikisi yaratıyor. Tabii oyunun tanımı çok zor oyun hiçbir zaman tanımlanmıyor. Yani tanımlanmıyor derken yani sabit kalamıyor. Ha bir de bu tanım değişiyor. Çünkü gelişiyor. Ben zaten bu alanda olmamın en sevdiğim noktalarından bir tanesi tanımlayamıyor olmak. Yani 2 artı 2 asla 4 etmiyor. Zaten o yüzden ben birazcık da sosyoloji tarafındayım. 2 artı 2'nin 5 ettiği, 3 ettiği, bazen 1 ettiği bir dünya tarafından bakıyoruz. Çünkü gerçekten de duran bir şey değil oyun. 10 yıl önce hyper casual diye bir şey daha böyle bir kavram yokken şimdi her yer hyper casual mesela. 10 yıl önceye gittiğiniz zaman da Battle Royale diye bir şey yokken şimdi Battle Royale var vesaire vesaire. O yüzden oyunu benim gördüğüm kadarıyla ve birçok insanın da kavram olarak kabul ettiği, beğendiği diyelim tırnak içerisinde aslında. E, Jesse Schell'in 2008'de ortaya attığı bir e, taksonomi söz konusu. Diyor ki oyun hikaye ve teknolojinin paralelde olduğu, mekanik ve estetiğin de farklı bir paralelde olduğu bir bütündür diyor. Ama burada mekanik daha az görünür. Less visible diyor bunun için. Estetik ise more visible, daha görünür diyor. Bunun detayı için de işte bir dönem falan konuşabiliyoruz aslında. Detaylı bir konu. Gerçekten de bu formülizasyona baktığınız zaman özellikle AAA ve AA oyunlar için geçerli olduğunu düşünüyorum görece. Gerçekten de formülün tutarlı olduğunu görüyorsunuz birçok açıdan. Ama dediğim gibi zaten sabit bir şey söylemek çok zor. Çünkü zaten herkes bir şey söyleyecek. Yani burada herkesin oyunu tanımlamakla ilgili farklı bir yaklaşım var. Mesela bir birçoğunuz biliyordur. Sid Ben çok severim 4x strateji oyunu oynamayı yani. Ee, mesela bir dizi anlamlı seçenek. A series of meaningful choices diyor mesela. En basite kaçanlardan ama bir noktada da tutarlı olan ama hala açıklayamıyor, açıklanamıyor. Bu insanların çoğu e, bu işe kafa patlatan insanlar ve oyun nedir lan dediğin zaman hadi şöyle deyip işte Ater oynuyorum mesela bana diyorlar. Abi oyun ne diyorlar? Ben grav grav dıkşın dıkşın Ater oynuyoruz abi diyorum ben. Yani ne diyeyim yani? Hani çünkü bambaşka bir dünya. O kadar çok anlatacak o kadar çok bakılması gereken şey var ki kendi içerisinde. O yüzden kocaman bir dünya. Tabii bu bize neyi getiriyor? Kendi başında gamer ve player kavramlarının farklılığını değiştiriyor. E, birçoğunuz artık vakıftır bu konuya. Çünkü Türkçe ikisini oyuncu ve oyuncu diye çeviriyoruz. Bu birçok kitleler içerisinde garip bir şekilde bir kavga konusu ve tartışma konusu. Kavgaya varan tartışma konusu. Herkes kendini gamer olarak nitelendiriyor. Tabii şimdi e, bu bir kimlik olduğu için kimse kimseyi, kimse kimsenin <laughs> gamerlığını tartışamaz tabii yani ama <laughs> kavramsal olarak bir tartışma var. Ya kimse kimse ya sen gamer mısın diyemez tabii yani. Bence ben işte sadece bir oyun oynuyorum ve gamer'ım diyebilirsin. Ama velakin kavram olarak işin içine girdiğimiz zaman bu pek öyle olmuyor. Çünkü neden? Çünkü oyuncu dediğimiz kişi herhangi birisi oyuncu olabilir. Yani o an deneyimle alakalıdır oyunculuk. Asa Huizinga'nın bin yıl önceki yaptığı önerisi gibi. Oyuncu mouse, ya yani oynamak zorunda bile değiliz. Yani aslında becerebiliyor olmak zorunda bile değilsiniz neredeyse. O an oyuncusunuz. Şu anda bu Medium'la bu mecrayla bir şey yapıyorsunuz bir cebelleşme hali öğrenme aşaması da buna dair tuşa basıyorum bir input var bir output oluyor bu oyunculuk hali bunun daha iyisi daha iyi oyuncu zaten bundan sonra oyuncu türleri geliyor bu oyunculuk ama gamer'lık işin içine iyice girerseniz işte sözlükleri karıştırırsanız kavramlara bakarsanız Etimolojik olarak araştırırsanız, tarih boyunca kime gamer denmiş, yani bu nereden gelmiş, nereden bir şey bakarsanız, bayağı ilginç şeyler bulacağınıza eminim. Ben birkaç tane örnek verdim. Sadece onların üzerine gitmeyeceğim çok fazla vakit vaktim çok dar. Ee, Azıcık vaktim dar dedi. Benim söyleyeceğim şey çok fazla mesela da sataşmış olabilir batacakça. <laughs> 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 mesela garip o, hemen sıçtıyor. Bu ne biçim ya bir saatte ne anlatılacak, ne saçma falan. Verin 6 saat ben anlatayım. Bir gün onu da yaparız hocam inşallah yaparız yaparız ben de çene çok biliyorsun. <laughs> e ee, velhasıl gamer oyuncu kavramı. Çünkü şöyle burada işte kültür devreye giriyor. Kültür nerede? Kültür tüketimi devreye giriyor. Ee, kültürü tüketmek için de bu kültürün içinde bulunmak gerekiyor. Bu da bize şunu gerektiriyor. Yani sadece bir oyun oynuyorum ve ben gamer'ım. Kavramsal olarak diyemiyoruz ve bu gerçekten de aslında şey gibi e, benim bir arkadaşım vardı işte ya Playboy'luk mu daha pahalı gamer'lık mı yani evet. tabii ki gamer'lık daha pahalı çünkü yani çok pahalı gerçekten evet. yani gibi bir e, tartışma vardı ve bunu genelde her zaman gamer'lık kazandı. Gerçekten birçok farklı şey tüketen bütün biraz onu anlatacağım zaten bütün bu e, kocaman daireye dahil olan kişi gamer bunu bir hayat felsefesi olarak ilerleten hemen her başlığıyla ilgilenen sadece oyunun kendisiyle değil sadece Reddit'te e, trollemek e, için a, olan değil bunu kendi hayatını bir şekilde e, adapte eden kişi oyuncu ise herhangi bir kişi oyuncu olabiliyor. Buradan zaten zaman içerisinde çok fazla oyuncu türü yaratıldı. Ya yani bir ara bu liste böyle 20 küsurlara kadar çıktı. Ben bunu birazcık daralttım. Daha hızlı ve e, daha net anlaşılmak için hardcore, pro, casual ve e sporcu bir de Postcore var. Postcore'da vakti zamanında çok oyun oynayan e, ama ve lakin, e, akabinde işte hayatın getirdiği zorluklar yüzünden işte e, iştir, çocuktur vesairedir. Oyun oynayamayan ama oyun dünyasını çok takip eden insanlar postcore diyoruz. Bu listede yok. Ama velakin lakin bunlar kendi arasında ayrıldı. E-sporcu diye bir şey yoktu hayatımızda değil mi? Yani 2010'da Türkiye'de iyice iyice duyulmaya başladılar. 2010 Türkiye için birçok konuda bir kırılma. Bundan önce e-sporcuya biz... E, pro player diyorduk. Pro player'lık diye bir şey yokken daha henüz o kadar abartılmamışken her şey sadece benim küçüklüğümde sadece casual ve hardcore player vardı. Pro player diye bir şey yok, yoktu. Abi adam gosuymuş lafı ek sözlük ortaya çıkınca çıktı falan. Yani bu kavramlar ve anlatım yani niteleme sıfatları ve nitelemeler çok çok geç hayatımıza girdi. Bu benim nacizane kendi akademik araştırmalarımda bulduğum en rafine hani bizim kendi aramızda buradaki hani oyunla da ilgili çok insan vardır ama özellikle oyunla ilgilisi olmayana e, o açıdan da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Anlatmak açısından çok net ve e, daha basit olduğunu düşünüyorum. Tabii oyuncu çeşitleriyle ilgili çok fazla şey oldu. Bu bir kültürü yarattı. Bu kültürü yaratırken online dünyada özellikle biliyorsunuz madlar ve maçlar, multi user dungeon'lar aslında dört kişiyle başlayan text based oyunlar silsilesi Manchester Üniversitesi'nde ilk defa yapılmıştı. 2 kişi Manchester Üniversitesi'nden ikisi de Londra'nın dışarısından bağlanmışlardı oynadı. Text based'di rpg oyunu ekolünden gidiyordu bunlarda. Ee, buradan başlayan ve 97 yılında Ultima Online'ın gelmesiyle birlikte e, muazzam bir MMO-RPG dünyası başlaması. Yani insanların aynı server, 50, 36K. ben 36K'yla bağlanıyorum, sonra 56K modemle bağlanıp aynı serverda oyun oynama deneyimi. Buradan aslında oyuncuyu ve aslında bu kültürün oluşması için ilk adımları attı. Zaten baktığımız zaman özellikle MMORPG'ler. Oyun kültürünün ve oyuncunun gelişmesi için en önemli noktadan bir tanesi. Çünkü insanları aktif olarak bir arada Bu da Bartle isimli bir akademisyenin 96'da ilk defa ortaya attığı sonrasında da 2003'te revize ettiği e, oyuncu hareketleri yani oyuncu kategorizasyonu özellikle MMORPG'de. Mesela diyor ki e, oyun şöyledir diyor bir acting players, interacting ve world vardır diyor oyunda. Ve interacting ve world arasındaysa bunlar böyle keşfeden kişilerdir. Profil olarak diyor. World ve acting arasındaysa achiever'dır. Bunlar sürekli bir başarım peşinde koşarlar. Acting ve player arasındaysa killer yani bir PK dediğimiz player killer ultima tabiriyle ee, ve hani sürekli işte insanlar haraslayan tayfa. Ee, player ve interacting arasındaysa bunlar sosyalleşmeye giren insanlardır diyor ve buradan da farklı farklı insan profilleri çıkıyor. Bu profillerde günün sonunda bize farklı bir kültürün ortaya çıkmasını, insanların yarattığı farklı bir kültürün ortaya çıkması için zemin hazırlamış oluyor. Şimdi bu benim önermem aynı zamanda bu benim doktor önermemdi de ee, üzerinde de hala çalıştığım konulardan bir tanesi bu bazen gelişiyor değişiyor oyun kültürünü açıklamak çok zor bu oyun kültürü aynı zamanda gamerı açıklayan da bir şey. Şimdi iş çember zaten dış çember bu dediğim gibi ben update oluyor bugün belki sizlerden de farklı feedbackler gelir eğer konuşmaya zaman kalırsa illaki güncellenir ama uzun zamandır yapılan araştırma ve çalışmalarımın sonucunda böyle bir şeyle karşımıza çıkabiliyorum. Buradaki başlıklar, ilginç birkaç tane şey var. Burada gördüğünüz bütün başlıklar, kutu oyunu, video oyunları, kart oyunları, rol yapma oyunları, bilim kurgu, fantastik edebiyat, fuar etkinlikler, çizgi roman, e-spor, mobil oyunlar, aksesuarlar. Şimdi buradaki hemen her şeyin bir, kendi başına bir kültürü var. Ya oyun kültürü zaten subculture yani alt kültür. Yani ne kadar Bazen arada bazı hareketleriyle popüler kültüre uzansa da mesela League of Legends, mesela PUBG gibi oyunlar ve bunların tabii ki de dağıtımcılarının, üreticilerinin eforlarıyla popülerleşiyor olsalar da hala bu oyunun alt kültürü olduğunu değiştirmiyor. Kavram olarak oyun bir alt kültür çünkü popüler kültürüne hala çok uzakta. Çünkü yolda çevirdiğin herkes oyun ne bilmiyor ama yolda çevirdiğin herkes Serdar Ortaç biliyor tabii ki. E, çünkü neden bilmesin ki değil mi? Tabii <laughs> Çünkü yani Meyer adam gosuymuş yani <laughs> çok iyi çok güçlü yani kendisi en güçlü karakter. Ee, buradaki bütün başlıklar dediğim gibi ilk ilginç olan şey bunların hepsinin kendi alt başlıkları olma yani kendi kültürleri olması. Dışarıdan gelenler zaman yüzünden dışarıdan geliyorlar yani aksesuarlar birazcık hani her anlamda dış çemberde ve hep oyunları oyun kültürünü ...ortaya atan şeylerdi. Bir tişörtünü giyiyoruz... ...bir işte bir aksesuarını takıyoruz... ...bir anahtarlığı var, bir şeyi var... ...bir peluşunu alıyoruz, paramız olsa her şeyini alacağız... sevdiğimiz oyunla alakalı... ...ama hep vardı o yüzden bir tık dış vardı. E-spor ve mobil oyunlar çok dışarıdan... ...ve çok sona geldiği için, tarihsel anlamda... ...sonradan geldiği için dış çemberdi... ...ama içerideki çember aslında bütün bunların hepsi... E, ...bizim için oyun kültürünü... ...ve aslında... ...gamer kimliğini tanımlıyor. Ya bu da şunu anlama geliyor. Gamer denen kişi evet belki hepsiyle değil ama biriyle de değil mümkün mertebe birden fazlası ilgilenen kişi. Ya benim mesela naçizane benim araştırmamda şu hiç olmadı. Ama ben video oyunu oynuyorum çizgi romandan nefret ediyorum asla okumam diyen kimse olmadı. İşte ben video oyunu oynuyorum kutu oyunu asla oynamam diyen kimse olmadı. Kutu oyunu oynuyorum rol yapma oyunları ben sevmiyorum diyen olmadı. Ya vardır tabii ki de vardır ama önemli olan bunlara yakın olması yani bu kültürlere yakın olması yani keza bilim kurgu fantezi ya siz de düşünün şu anda ne olur yani hani gerçekten varsa sonrasında konuşalım kendi çevrenizde bakın yani insanlar ister istemez bu bağlantılarla bir şekilde çarpışıyor bir yerinden denk geliyor gibi ee, tabii buradan sonra çok uzun bir yolculuk yani e, anlatmaya çalışacağım şeyler 23 dakikada buraya kadar mı geldim tamam hızlanıyorum çizgi roman kendi başına bir kültür arkadaşlar yani özellikle hareketli e, panellerle beraber gelen e, tarihte ta ilk başta insanların yazdığı o duvardaki yapılan e, resimlerin e, şey olduğu düşünülüyor en son takip eden çizgi romanlar farklı farklı karakterler değil de bir olayın anlatısı olduğu düşünülüyor mesela oraya kadar gitti bu o yüzden çok önemli hatta bu dönemde işte bölüm başkanımız Güven sağ olsun Güven hocamız sağ olsun Güven Çakır ee, şeyi açabildik ilk defa Culture of Comics çizgi roman kültürü diye bir ders açtım ondan önce de yine sağ olsun destekleriyle oyun ve felsefe diye bir ders açmıştım bu dönemde ilk defa bu dersi verdik böyle bir ekolü var çizgi romanın benim için de önemlidir yani çizgi roman bence oyun dünyası içerisinde birçok anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii o, çizgi roman dediğimiz tek bir şey değil. Kendi içerisinde çok büyük bir kültür. Sadece hepimizin bildiği taytlı insanların zıp zıp zıpladığı bir dünya. Hiç değil. Çok üzülüyorum çizgi romana böyle bakıldığı için. Oysa Amerika'nın dışında İtalyan, Fransa, Belçika, Kanada, Japon... ...hani tabii Japonya'da, Mangat'ta, Asya kendi içerisinde bölünüyor. Bambaşka bir dünya. Yani hani Kore'de başka bir şey yapılıyor, Çin'de başka bir şey yapılıyor... ...Tayvan'da başka bir şey yapılıyor falan bir dünya. Ama bizim için e, o kadar farklı ve o kadar büyük ki. Mesela yine... Ee, ne kadar bağlantılı olduğunu görmek için Ninja Kaplumbağalar örneğin var sizler için. Şu gördüğünüz 1984 ilk mirajdan basan 13 sayılık çizgi roman, ee, çok da pahalı bir çizgi romanlar. İlk sayısının first ilk basımının ilk şeyi böyle 10 binlerce dolar falan. Mesela şu ilk defa, büyük bir ihtimalle ilk defa şu anda görüyorsunuz bu kadar evil hallerini. Bu hatta Shredder'ın öldüğü sahne ne kadar blood and gore dediğimiz kanlı ve vahşet olduğunu görüyorsunuz Ninja Kaplumbağaların. Çok karanlık tipler aslında. Sonrasında zaman içerisinde değişti. Böyle sevimli garip ponçik yaratıklara dönüşüyorlar. Çizgi romandan geliyor. Sonra hemen hızlı bir şekilde aslında dijital oyunları var. Hatta bu oyun Steam'e geri geliyor. Bu yaz geliyor galiba doğrusu. Yakın zamanda remake, remastered'ı geliyor oyunun. Hemen dijital platforma gidiyor. Ondan sonra ne dijital? Yani kötü çok oyunu var. Yazarsanız evet. çok fazla oyun var. Çünkü çok popüler. Ee, ama iyi oyun diyebileceğimiz zaten bir bu var. Bir de şu 2016'da çıkan görece vardı. Tabii çok fazla filmi yapıldı. 2000'lerde yeniden yapıldı falan. 2010'larda yeniden yapıldı hatta. Bunları da biliyorsunuz filmler. Böyle bir ekol aslında çok iyi bir şeydir. Yani çizgi roman kültürünün ne kadar oyun kültürünü etkilediğine sadece bir örnek. Çok fazla var yani. yani gibi gibi. E, ee, tabii Marvel Cinematic Universe denen garip şey var. Biliyorum çoğunuz çok seviyorsunuz ama ben çok eskiden beri çok ne yazık ki hardcore çizgi roman okuduğum. Ben yapamıyorum. Ben bir şekilde beğenemiyorum. İzliyorum ama ne yazık ki olmuyor. Bana hitap etmiyor. E, ee, ama belki böyle bir dünya var. Birçok açıdan çok önemli. Ee, ve işte bu kültürü popülerleştiği anlar. Mesela çizgi roman için. Çizgi roman da bir alt kültür. Amerika için de bir alt kültür çizgi roman hala. Çoğu insan popüler zannediyor ama hiç değil. Ee, ama mesela Marvel Cinematic Universe popüler. Ama Marvel Cinematic Universe çizgi roman değil. Sadece çizgi roman filmi bu da yine kavram olarak karşılaştırılması, karşılaştırılması gereken şeyler. Eee dikkatinizi çekebileceğini düşündüğüm bir kitap, benim kaynak olarak çok önerdiğim ve verdiğim derslerimde üzerine çalışmalar yaptığımız Comics and Video Games mesela kocaman bir e, çalışmadır yani. Rudolph'dan çıkan. İçinde içinde inanılmaz başlar bulabilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman çizgi romandan üretilen oyunlar şöyle bakınca bayağı ilginç, ilginç şeyler çıkacaktır karşınıza. Ee, ve tabii daha çok fazlası var. Ben sadece kısa örnekler veriyorum. Bizim için yakın zamandaki örneklerden biliyorsunuz Telltale Games battı ne yazık ki. Ama batmasaydı çok fazla şey yapacağına eminim. Ee, özellikle Fables e, Türkçe'ye de çevrildi. E, arka Bahçe, Ahmet abiler çevirdi Türkçe'ye hatta. Vertigo'dan, Vertigo kapandı şu anda şeyin alt yayınıydı. E, Velhasıl kelam Türkçe çevrildi. Çok güzel bir hikayesi vardır Fables'ın. E, masal kahramanları kendi dünyalarından atılıyorlar ve Gerçek dünyaya düşüyorlar ve gerçek dünyada hala masal kahramanı güçleri var. Mesela ölemiyorlar ee, ve kendi çatışmaları devam ediyor. Böyle bir hikayesi vardır. Oynamadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Okay, İyi bir okay. e, şeydir. E, ya oyunun şeyi o kötü tabii de yılın. E, hani hiçbir şey değişmiyor hikayede. Sen seçenek Hı -hı. yapıyorsun, bir şey değişmiyor ama hani bir journey olarak bir solukta oynanmak bir şey için olarak çok güzel. Okumadıysanız da kesin okuyun çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir hikayedir. Yine çok fazla çizgi roman ve oyun dünyasının kültürel olarak birleşik noktalardan bir tanesidir. Edebiyatla ilgili çok fazla şey var ve çok fazla şey var arkadaşlar bunlardan en göze batanı Kral Arthur'dur Kral Arthur ve Sherlock Holmes Kral Arthur'un çok fazla şöyle bir google çok fazla bilgi göreceksiniz çok fazla Kral Arthur ismini göreceksiniz ve ilginç bir şekilde Kral Arthur naratif derslerinde anlatırım hakkında hiçbir <laughs> yani var olmayan ama hayatına en çok şey yazılan İngiliz Kralı'dır yani <laughs> ama biliyorsunuz Kral Arthur diye birisi yok. Ee, bu kanıtlandı yani. Daha doğrusu var olduğu kanıtlanamadığı için e, yok olduğu <laughs> işini görüyor yani. E, edebiyatla üzeri bu Kent Foster of the Earth point and click eski usul eğer şey seviyorsanız oyun seviyorsanız 2010 yılında çıktı. ben eskiden üçleme bunu okumuştum. Çok güzel bir şeydir. Edebiyatla bağlantı olarak bir örnektir. Tabii ki Metro zaten Türkçe'de çevrildi kitaplar. Metro ve oyun. Hatta şimdi kavramlar burada ne oluyor? Metro oyun ve çizgi roman oluyor. Çünkü mesela benim gibi yine çok çılgın çizgi roman böyle peşindeyseniz e, bunları falan mesela saatte okumuşsunuz yani bunu okuduğunuz zaman arada muhteşem bir bağlantıyı görüyorsunuz. Hani ben çok nördüm ne yazık ki üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bugım var yani. E, gerçekten dünyanızda şu altı üstü ya toplasanız kaç sayfa çok az sayfa bir çizgi roman ama o kadar çok şeyi bağlıyor ki ya bu muhteşem bir crossover ve sonrasında bütün hikaye böyle akıyor ve akabinde de oyundan sonra yani roman oyun çizgi roman e, roman oyun sonra ee, roman, oyun ve altı kitaplık short story, kısa hikayeler var ve gerçekten metro oyunu deneyiminizi ve roman deneyiminizi böyle muhteşem hale getiriyor. Böyle bir kültür birleşmesi yine kültür çakışması yine oyunlarla alakalı. Keza zaten hepiniz Witcher biliyorsunuz. Ee, Keşke daha çok fazla şey yapılabilse Witcher'la alakalı. Türkçe'de çevrili zaten romanlar Pegasus yayıncılık tarafından vakıfsınızdır. Ve tabii ki vazgeçilmez kutulu hep var. Hep var olacak kuvvetle muhtemel. Türk oyun yapımcılığına çok fazla sevdiği şeylerden. General ve ekibi Stig'in de onu kullandı. Şamlı Kardeşler. O iki oyundur e, Lovecraft'ı kullanıyorlar. E, Lovecraft tabii ki de oyun severlerin çok sevdiği bir şey. Bilim kurgu ve kozmik bir dünyalarla. Yine hani benim aslında ortaya attığım kültür çıkarımımla çok özleşiyor. Herkes kutulu seviyor bir şekilde. E, bir şekilde herkes kutulu biliyor bu taraflardaki ya da ilgileniyor ya da buradan bir şeyler çıkıyor gibi. Bu değişim edebiyat ayağı, çok hızlı hızlı geçiyorum. Tabii kart oyunları var. Kart oyunları İskambil'le başlayan dünyada ve kart oyunları böyle sürekli gelen, gelişen, değişen bir yer aslında. Birçok anlam çıkartılıyor burada, sembolü çok fazla. Ee, sonrasında collectible kart oyunları, bizim için önemli olan CCG, collectible card games denen yani şey. Baseball oyunlarıyla beraber başlıyor ve ondan sonra bu kartlara anlamlar yükleniyor, para değerleri olmaya başlıyor. Collectible olarak çıkıyorlar ama sonra o collectible değerler saçma rakamlara ulaşıyor. Magic the Gathering kesinlikle zaten her oyun, ya oyun bölümündeki her öğrencime çılgınlar gibi tavsiye ediyorum. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama bence bütün oyun tasarımı öğrencileri Magic the Gathering'in bütün kurallarının dibine kadar bilmek zorunda diye düşünüyorum. Şahsi fikrimdir. E, şüphesiz o en iyi kart oyunu piyasadaki e, bütün kart oyunları Magic the Gathering'den türemiştir e, Hearthstone buna dahil Hearthstone'u yapan e, tayfanın zaten 4 kişinin 4'ü de şey eski Magic the Gathering Organized Player'ları zaten oradan e, aldılar Magic tabi şeyde çok geç kaldı e, arena formatını yapmakta çok geç kaldığı için böyle bir Hearthstone oldu sonra Hearthstone galiba zaten çöp oldu şu anda evet, dengeyi kaybettiler evet. çünkü yapamazlar yani çünkü anca Magic yapabiliyor 95 yılından beri hayatımızda e, ee, ben arada böyle magic şey 101 yayınları açıyorum. Onu YouTube'a kaydetmem lazımmış. O öğrettiler. Bir daha <laughs> yapacağım işte. E, ee, Ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten aklınız gidecek yani. yani oynadıkça artan tat. Eee Tabii e, Yu-Gi-Oh! ve Pokemon biliyorsunuz ki vazgeçilmez oyunlar, hepsi tabii Magic'ten çorlama, bütün game mekanikleri ama önemli olan o değil, önemli olan çizgi filmden, animeden bir kültürün gelmesi, zaten patlayan bir kültürün oyuna dönüşmesi, sonra onun da dijitalleşmesi, birçok farklı platforma, dijital platformlarda oyunlarını görmemiz ve bu kurosu, e, bu geçişleri yaşıyor olması kültürel tüketimde, her yerde karşına çıkıyor olması. Kutu oyunları çok uzun, gerçekten çok uzun çünkü bu zamana kadar senet diyorduk ama Başarayık kazılarında yapılan çalışmalar sonucunda bu çıkan taşlar 5 yıl öncesine tarihlenen bir oyun oldu ortaya çıktı. Oyunun bir adı yok henüz çünkü bilinmiyor çünkü oyunun taş kil tableti bulunamadı kuralları yok yani ama diğer taşlardan yola çıkarak dönemindeki e, diğer oyunlardan yola çıkarak aslında board game'lerin aslında oyunların atası olarak şu anda yapılıyor. Bununla da ilgili e, Haluk Sağlam Timur'un yazdığı bir makale var. İlgilenenler Google'layabilirler arkadaşlar. Tabi e, tabii ondan önce bilinen en eski oyun senetti. Hala birçok çevre için senet. Senetin kuralları tam olarak bilinmiyor. Üç farklı kuralı olduğu düşünüyor versiyonu var. Bunlar mobil platformlarda iOS'ta ve şeyde var. Android'de var. Deneyebilirsiniz. Ee, geçiyorum. Tabii ki de benim için en iyi o... kuvvetle muhtemel en iyi oyun bu. <laughs> Royal Game of War. Ee, bunun çok güzel bir videosu da vardır. İzletirim genelde her yerde. Ee, bir profesör abimizin bu bunun keeper bekçisi olan abimiz de çok tatlı yaşlı bir adam. Bir oyuncu arkadaşın videosu var. Ne olur google'layın. Ee, oyun çok hızlı öğrenmesi, çok eski bir oyun ve Sümer döneminde oradaki her şeyi etki etmiş, bütün oyunları etki etmiş tavlaya kadar gelen e, bu şans zar atılıp oynanan 4 tane D4 zar atılarak oynanıyor. E, FRP D4 dediğimiz 400'lü prizmatik zarla oynanıyor ve bir yarış oyunu buradan iki tarafta kendi tarafından başlıyor. Ortada taşlar kırılabiliyor. En hızlı 2, 4, 6, 7 taşı çıkartan oyunu kazanıyor. Öğrenmesi 30 saniye ve inanılmaz zevkli bir oyun. Yine iOS'ta ve Android'de var bilginize. Ve sonra tabi uzun bir süre. Libu, bunları geçeceğim arkadaşlar süre asla etmeyecek. E, Libu bu Çin'in kendi başına öğrettiği ilk oyun. Çünkü Çin'de de çok farklı oyunlar oynanıyor tabii ki de Sümerler'den gelen özellikle bu eski oyunlar hepsi etki etmiş Çin tarafına, Orta Asya tarafına. Ama ilk oyun bu. Tabii Çaturanga Santranç'ın atası olarak biliniyor ve öyle. Sonrasında onun daha bir e, şeyi var. E, Ludus Toedigum Scriptorum e, tabii ki de bir noktada Tavla, Tavla'nın atası. Roma'da çok fazla oynanıyor. E, ben ne söyleyeyim. Sonra Santranç'ın bir macerası olacak. Oradan Hindistan'dan çıkacak. Ee, Rusya üzerinden batıya gidecek. Ondan sonra ee, tabii bu şantraj var tabii Farsça versiyonu. 1200'de bir Avrupa'da update olacak güncellenecek. Sonra 1475'te bir güncelleme daha olacak ve 19. yüzyılda son güncellemesiyle beraber bugünkü bildiğimiz haline gelecek. Ama kökeni asla baktığımız zaman bu oyununda ee, Hindistan. Seksek bu seksek taşı değil gibi gözüküyor ama böyle bir versiyon var. Ayakların şöyle ben burada tabii mouse'umu gösteriyorum ama diğer montajlar. Özgür Tamam şuralarda da ayaklarınızın gezdiği gezmesi gereken garip hareketler yaptınız. Biz küçükken böyle bir versiyon yoktu ama dünyada var. Ee, buradan gezdiniz. Seksek tabii ki de board game olarak sayılıyor. Çok eskiye dayanıyor. En ilginç olanlardan bir tanesi tafla oyunları. Ee, çok fazla versiyonu var. Şurada yazıldığı kadar farklı versiyonu var. Yayına geçecek yine ama ee, tabii kelt. Keltler biliyorsunuz. Orta Asya'nın kuzeyinden Orta Asya'nın batısından başlayan kocaman bir kelt göçü vardır. Karadeniz'in kuzeyinden de geçerler. Kırım'dan geçerler giderler ve hani Roma'nın sürekli savaştığı kentler değil mi İşte Germenler Germen kabileler en sonunda devam ederler yola Normanya'dan yani Normandiya'dan bugün Fransa'nın kuzeyinden İngiltere İngiltere'den de İngiltere'nin en kuzeyine giderler. Keltler orada kalırlar. Druidler de keltlerdir aslında. Kelt kavimleridir. Şu anda hala keltçe konuşulan kuzeydeki yerdir bulmalı İskoçya'nın. Onların bu kültürü, bu savaşçı kültürünü, sabit olmayan göçebe kültürünü, bir kültürün aslında hem savaşçı hem göçebe olmasıyla an olarak en iyi şekilde ona yansılanlardan bir tanesidir. Çünkü farklı versiyonlarını, burada üç tane örnek verdim, dizilimleri farklı şekildedir. Aynı şeyde masada farklı şekillerde oynanırlar, farklı ölçeklerde oynanırlar. Bu yüzden de kültür ve oyun kavramı açısından çok önemli bir oyun olduğunu e, düşünüyorum. E, tabii ki de mangala var çok eskiye dayanıyor. E, bilindiği kadarıyla 16. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı'da Mangala'nın tarihi geçmişe kadar gidiyor. Keyifli bir oyundur. Bugün birçok versiyonu var bulabiliyorsunuz, hemen hızlı bir şekilde edinebiliyorsunuz. Sinir bozucu olduğu nokta da var ama ben çok keyif alırım mangala oynamaktan. Eğlencelidir. Tabii sonra gelişim süreci Monopoly ile başlayacak. Yani Landlord's Game. Elizabeth Megi üretecek. E, o da bir gör, görgizim ekolü var. Görgizim nedir diyorsanız merak edin. Merak edin ve bakın lütfen. Oradan geliyor. Bu ilk tahta çok da benziyor bugünkü tahtaya zaten. Tabi sonrasında kocaman bir geçiş süreci var arkadaşlar. Yani iki tane savaş. iki savaş çok şey belirleyecek. 1914-18 Dünya Savaşı, 39-45 İkinci Dünya Savaşı. İkisinde post war olacak. Ama gerçekten post war dönemi için dünya savaşı yani 45'te savaş bitecek, 46 ile soğuk savaş başlayacak. Bu dönem herkes bu Birinci Dünya Savaşı için de geçerli birazcık ama iki de daha böyle daha büyük bir yıkım olduğu için herkes aile, ev hayatına dönmeye çalışacak, birlikte olmaya çalışacak ve bir üretim, büyük üretim dönemi başlayacak. Bütün o fabrikalar farklı şey üretmeye başlayacaklar. Ve bu aileye dönme döneminde board gaming yeri çok önemli. E ee, özellikle 50'lerde Almanya'da başlayan ya zaten Almanya'da hep olan çünkü Almanya oyuncakçı bir yer. En büyük dünyanın en büyük oyuncak fuarı Almanya'da arkadaşlar. Ee, ve çok büyük bir fuar. Otobüste geziyorsunuz. Yani, ya Ott'ya gideniniz var bilmiyorum ama işte ottu gibi bir yer orası fuar düşünün. fuarını Ott düşünün yani. Geziyorsunuz sadece. Ee, ve çok büyük bir oyun, oyuncak kültürleri var. Oyuncaktan geldikleri için birçok şey anlam ifade etmekte de başarılılar. Board Game'de böyle geliyor aslında ve Europe Game kavramı ortaya çıkıyor 50'lerde. 50'lerdeki Europe Game kavramı Katan'la 1995 yılında patlayacak. Bugün 2015'te bizim NS'lerin, Neo Games'in bayağı bir çabasıyla Türkçe'ye çevrilecek ve bugün işte Türkiye'de de artık yavaş yavaş çok çok yine bayağı geç de olsa yavaş yavaş bir e, özellikle çağdaşların bu şey var Board Game bir sayesinde bayağı bir yerlere gelecek. Ee, tabi uzun bir süre yani 95'e kadar 95'te oluyor 95'te FFG dediğimiz Fantasy Flight Games bu büyük isimlerin e, trademarklarını alacak teliflerini alacak ve onları ötecek. tabi bu arada bir çoğunu kaybetti zaten çoğuna da kötü oyun yaptı birkaç tanesi hariç gibi tabi bir de Essen Şipil Esen şehrin adı aynı zamanda Batı Almanya'da ee, Köln Düsseldorf hemen üstünde. Bu altında nereden bu kadar biliyorum? Çünkü <laughs> Oradan biliyorum bu kadar tarif edebiliyorum yani. Ee, orada şipil başladı. Shipil'de çok fazla Türkiye'den de insan gitti, oyunları tanıttı falan. Böyle olaylar var. Çok büyük bir etki şeydir. E etkinliktir. Türkiye'de çok gelişti. Tunca Zeki tabii e yıllardır arkadaşım Can da öyle arkadaşım. İkisinin oyunları var. E Incorporated'ı yaptı. Shipil'de hatta burada stand açtı Can orada tanıttı. Oyun tükenden bildiğim kadarıyla. E, Keza ihtilal de tükendi, e, expansionını yaptı hatta. Sonra New Games'in destekleriyle Sinners çıktı. Bunlar gerçekten çok güzel oyunlar, çok başarılı oyunlar olduğunu düşünüyorum. E, sonrasında İhtiyat çıktı yine Tunca Zeki'nin yaptığı. tam hep vardı. Bir türlü beğenemediğim oyunlardan üzgünüm. Ferman e, çok güzel bir Kickstarter projesiydi ama kicklenemedi. O yüzden devamı gelmedi. Böyle denemeler var benim e, gözüme çarpan ve önemli olduğunu düşündüğüm. Tabii daha öncesinde şey var. Kurt Adam ve Elemental var kartı olarak, onları da göstereceğiz birazdan. Tabii sonra tunaları zaten tanıyorsunuzdur. Yarın onlarla birlikte olacağız. Board Royal var, muhteşem bir Kickstarter kampanyası. 250-395 kanalara topladılar. Yeni oyunda da 312 bin topladı. Çok hızlı bir şekilde geliştiler. Böyle muhteşem bir gururumuz, her şeyimiz diyebildiğim Türkiye için yani hiç böyle kimse hayal etmedi bir başarı öyküsü böyle bir şey dünyası var. Tabi şimdi bu minyatür savaş oyunlarına girdiğimiz zaman biliyorsunuz herkes Warhammer'la biliyor ama çok eskiye gidiyor. Bu çok eskiye gitmesine rağmen ta işte Prusya yine bakın Prusya ve kurşun asker teması bu asker askere verilen önem oradan doğru geliyor. Bunun oyuncaklaştırması ile alakalı bir konu var. İlk başta bu masa üstünde strateji oyunlarında kullanılan piyonlar vesaire vır zıvır hani askerlerin kullandığı var ya işte süvalerimiz buradan saldırsın işte okçular burada duracak denen şeyin oyunlaştırılması. İlk defa 1780. Hala böyle tam bir kuralı yok ama 1803'te ikinci baskısıyla bir kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor ama Kriegspiel Almanca e, savaş oyunu demek zaten 1824'te tam olarak ortaya çıkan ilk minyatür savaş oyunu oluyor. Yani küçük askerlere kural yani Ludo aslında bir naratifi olan diyelim değil mi? Gösterge bilimsel olarak naratifi olan şeylere bir anlam yüklenmesi hali e, 1824'te oluyor. Ve sonra Küçük Savaşlar diye ben çevirdim, bir çevirisi yok çünkü kimse konu hakkında çalışmadığı için. Little Wars isimli bir oyun, 1913'te ortaya atıldığı zaman da bayağı bir kavramlar kırılıyor. Sonrasında bu savaş dönemlerinde pek bir şey yok, İki savaş geçiyor. Sonra 55'te e, minyatür modellerin yapılması var. Savaş oyunu için minyatür modeli var, yapılma hali var. Yani hali hazırdaki oyuncu anlam yüklemek değil, artık bunun için minyatür yapıyoruz. Yani aslında ticaretle devreye giriyor. Sonrası The War Game Digest yani matbu bir yayın, basılı bir yayın. Bu çok önemli arkadaşlar. İnternet yok, hiçbir şey yok. Komünite lazım. Bugün nasıl işte atabak sizi buraya topluyor bir komünitesi var. <laughs> nazardaydı. Gerçekten Nazardaydı. Yemin ederim hikaye gibi dinliyordum. O kadar güzeldi bu arada. Harbiden. Hocam. Evet. Ee, bir gittiniz ama geri geldiniz şu an. Hoş geldiniz tekrar. Selam. Ben şey yapmadım duruyorum. Evet okey okay o zaman devam edebiliriz isterseniz. <laughs> ben anlatırım ben dedim siz yetişeceksiniz böyle bir şey değil. <laughs> Biz yetişemedik. <laughs> <laughs> zamanda bir at Çok hızlı oldu. konuştum oğlum. Zamanda atlamak oldu. <laughs> zamanda sıçramışızdır <laughs> evet. yani. Ne anlatıyor ne anlatıyor ne anlatıyor Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan. <laughs> okey. Okay, i̇yiyiz şu an iyi hiçbir sıkıntı yok şu an. Tamam, miniatür savaş oyunları diyordum. Şimdi 55 matbu bir yayın yapıldı. Burada mıyım, burada mıyım şu anda? Buradasınız, buradasınız. Sıkıntı yok. Dıdın dıdın ses geldi yine, <laughs> okey. Ee, senin yani diyorum ki Ataberk'in yaptığı gibi birisi elini taşın altına koymuş burada, e, The War Game Digest'e matbu bir yayın yayınladı. Tamam, bu yayın sayesinde de ilk defa komüniteyi ortaya çıkardı ve baktığımız zaman oyun komünitelerinin ilk örneklerinden bir tanesi savaş oyunları komünitesidir. Buradan da geri Gage çok etkilenecek. 1956 yılında görecek diyecek ki işte lan oğlum böyle şeyler varmış ne acayip diyecek. O da zaten D&D üretecek olan kişi olduğu için D&D'den önce Chainmail diye bir şey üretecek. O da Wargame. Tabi neden etkileniyor yine o dönem herkes? İşte hem savaştan hem high fantasy'den etkileniyor. Ve aynı dönemde tabi Asimov ortaya çıkıyor. İşte Dune 50'lerde ortaya çıkacak. Bir yandan çok muhteşem bir sci-fi durumu var. Bir yandan Sword and Sorcery dediğimiz işte şey var. E, fantastik dünyalar var. Buralardan etkileniyor herkes ve devam ediyor. Tabii minyatür savaş oyunları devamlarını gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Avo... Evet. Ha hocam buradasınız şu an tekrar. Buradayım da benim bağımda bir sorun yok. Yani ben bakıyorum da... Ben de anlamadım ki şu an. Full akbil bağlayayım yani. Evet. Hayır bir de ilginç olan taraf kameranızda da sadece kameranız donuyor. Hani ekran görün şeyine kaydında hiçbir şey hiçbir donma olmuyor. Okey. Çok ilginç anlamadım. O zaman birazcık havadan sudan konuşup WhatsApp falan deyip beklerim. Ne yapalım? Hı hı. Devam edeyim mi? İsterseniz edin hocam. Ya ben pinledim. Şey yok. Bir şey yok. Hı 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 bir sıkıntı hı hı. yok yani. Okey. Okay. Ee, Okey. O zaman devam ediyorum. Hı hı. Ee, şimdi şöyle. 1954'te Avon Hill isimli film var. Şimdi buraları iyi dinlemeye çalışın. Umarım düşmem çünkü combo yapacağım gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sabit kanca oldu şu anda. İyi dinleyin combo yapacağım. bütün tarihler üst üste gelecek. Hepsi birbirine gelecek. Çünkü bir yerden savaş oyunları geçin. Wargame bir yerden geldi. Kart Card Game zaten 95'te beraber geldi ve devam etti ondan sonrasında. E, ee, Wargame 1800'lerden geliyor. Şimdi burada Avalon Hill diye bir firma var. Firmalar da çok önemli. Avalon Hill board game'leri üretmeye başlayacak 1954'lerde. Sonrasında minyatür oyunları 68'i bu kuşatması diye no ne olur onu da google'layın. Çok fantastik bir şey. Bir etkinlik ortaya çıkacak. Yine bu Chainmail üretiminden önce 1971'den önce o devreye girecek. Orada Gary Gregex iyice hype yapacak ve Chainmail üretecek. Sonra 83 bugün artık ne var? Games Workshop var. Warhammer. Zaten franchise her yerde biliyorsunuz. Bir tane yani mobilden dijital her yere Games Workshop şey oyunu çıkıyor. Warhammer oyunu çıkıyor. Ben dergi her ay bir Warhammer oyunu yazıyorum. Yani neredeyse bu noktadayız. Dünyanın en detaylı mini e, minyatürlerini üretecek aynı zamanda ve en kapsamlı Warhammer 40 ve Warhammer Fantasy olmak üzere. Bugün Warhammer Fantasy gitti onun yerine Age of Sigmar geldi 2015 yılında ama e, iki tane ürün üretecek ve buradan devam edecek hala hayatımızda aslında Warhammer var. Sonra tabii arada birçok farklı war game olacak. Flames of War bunlar meşhurlarından bir tanesi. Dünya Savaşı oyunu. Ölçeği çok daha küçüktür görüyorsunuz zaten. Napoleonic Wars çok çok daha küçük ölçekten Napoleonic Savaşlar dönemini anlatıyor. Malifo çete savaşları oyunu gibi gibi oyunlar ortaya çıkacak ve devam edecekler. Tabii arada bilim kurgu fantastik edebiyat devreye girecek ve orada ne olacak? Hemen onlar ikisi birden D&D üretmeye başlayacaklar ama D&D'den önce yani Gary Gagas ve Dave Anderson bu tam bilim kurgu ve fantastik patladığı yerde ilk başta Chamber üretilecek. Çılgın paradır bunda ilk edişini. Ee, sonrasında D&D ortaya çıkacak. Ve dediğim gibi biliyorsunuz ki çoğunuzda eminim oynuyordur. Böyle özellikle Second Edition ile birlikte çılgınlık ortaya çıkacak ve birçok insan masa üstü role game oynayacak. Bizim FRP dediğimiz e, ama genelde RPG dendiği role game denen oyun ortaya çıkacak. E, Fourth Edition'la batmanın eşiğine gelecekler. E, çünkü WoW çok popüler olduğu için hala o dönemler mekaniği WoW'a çevirmişlerdi. Sonrasında ya neredeyse batıyorlardı. E, ee, tabi burada ilginç olan noktalardan bir tanesi de şu. Ha şimdi şöyle konuları birbirine iyice bağlayalım. Değiştirmeyelim. Tabi ne olacak? Ee, bir Burada dijitalleşmeye doğru gidilecek. Yani özellikle 98 yılı her ne kadar daha önce FRP oyunları var yapıldı. Böyle text-based oyunlar falan filan olacak üretilecek ama hiçbirisi 98 yılında üretilen e, ee, Baldur's Gate kadar tutmayacak. Çünkü Baldur's Gate gerçekten hem grafik teknolojisi hem de D&D Second Edition kural sisteminin olduğu gibi bir oyuna dijital platforma ekleyen ilk oyunu olmuş oldu. Ve bu sayede de hem de izometrik kamerayla tam bir FRP oyunu görüntüsü, bir DM gibi oyunu görüp oyunu kontrol etme açısı sağladı. Yani izometrik kamera açısından da çok önemlidir Baldur's Gate. Özellikle de ikinci oyunuyla da tavan yapacak. Çünkü Baldur's Gate 2 çıktığı zaman galiba 9.5'tan aldığı pek bir yer yoktu dünyada bayağı iyi bir oyundu. Hala da iyi bir oyundur bence. Yani eski yılına göre bakarsak. Yakın zamanda Divinity 2 var. Oynamadıysanız gerçekten çok ama çok fazla şey kaçırıyorsunuz. Deneyim edin derim. Buradaki tabii olay ne? E, TCR isimli firma. Şimdi şurada da göreceksiniz. TCR isimli firmayı koruyacaklar. Şurada bakın. Alalım şuraya. TCR Rules. Görüyor musunuz? Buradaki Published by TCR Rules 71. TCR. Bunlar TCR. Sonra bu değişecek. Şimdi onu anlatacağım. TCR Taktik Isatıcı Games. Taklaka Satıcı Games ne oluyor? Bu arkadaşlar uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Abi bize publisher lazım diyorlar. Biz üretiyoruz, bir fikrimiz var ama kimse ilgilenmiyor, kimse bakmıyor. Ben ürünümden şu kadar üretmem lazım. İşin ticareti devreye giriyor. O zaman da diyorlar ki tamam biz kendimiz kuralım firmayı, kendimiz basalım, kendimiz satalım. Bu çok mantıklı. Sonrasında 73'te kuruyorlar. 71'e dönük burada hala var bu ilerleyen edisyonları şey diğer başka bir edisyon olduğu için bu 4 edisyon yani kafalar karışmasa tutarlılık burada yokmuş gözüküyor ama ilki 71 benim görselini aldığım 4 edisyon o yüzden farklı. 70'de filme kuruluyor yani. Ya kelam eykalem buradan devam ediyorlar ve asıl şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 99 yılına kadar hem fantastik edebiyat romanlar üretiyorlar. Hem az önce bahsettiğim 54'teki Avalon Games'i bünyelerine katıyorlar. Board game üretiyor olacaklar. Hem kural sistemi üretiyor olacaklar. Hem de minyatür oyunlarına hakim olacaklar. Ve aslında baktığınız zaman kurulduğu günden 99 yılına kadar geçen sürede kocaman, şey 90 yılına kadar geçen sürede kocaman bir tekel oluyor. Aslında fantastik edebiyat dediğimiz yani bizlerin sevdiği FRP vesairenin her şeyinin Tek bir logosu TCR logosu aslında olmuş oluyor. Tabi buradan sonra aslında ürünler dijitalleşme başlıyor. Tabi 97'de Wizards of the Coast. Geriye dönüyoruz. 95 yılında Magic the Gathering'i üreten Richard Garfield'ın, Profesör Richard Garfield'ın ürettiği oyunu, haklarını sattığı Wizards of the Coast tarafından satın alınacak. Sonrasında 99 yılında bugün biz genelde Monopoly'le bildiğimiz Hasbro tarafından satın alacak ve şu anda her şey Hasbro'nun tekelinde olacak. Yani genel olarak e, oyun camiasının özellikle masa üstündeki büyük bir kısmı Hasbro elinde diyebiliriz. Tabi buradaki bunu niye anlatıyorum? Bunun önemli noktası şu arkadaşlar. Şöyle bir dünya vardı. Bazen e, yeni jenerasyon kızıyor şeye 90'lar sonu. Yani çünkü 96 7 tire 2000 böyle 5 oyun golden age of gaming çünkü. Her anlamda öyle. Bunun sebebi şu aslında. Çünkü şöyle bir dünya hayal edin. Şimdi birçoğunuz hala vakıf değilsiniz galiba ama işte Unutulmuş Diyarlar'da Türkçe çevrildi. Forgot Realms daha yeni işte Dirizitli kötü bir oyunu çıktı. Ee, efendim söyleyeyim. Sonrası Dragonlance. 83'te çıktı Dragonlance ilk kitabı. Ee, efendim söyleyeyim. Hatta şurada bir dakika var. Bunlar e, Ejderha Mızdağı serisi. Ee, efendim söyleyeyim. Unutulmuş Diyarlar serisi. Bunların yüzlerce kitabı var. Ben 88 tane okuyup bırakmıştım. Çünkü artık dedim ki galiba biliyorum Dragonlance benden fazla okuyan da pek tanımıyorum Dragonlance yani. Sonrasında Forgotten Realms, unutulmuş diyarlar. Sonrasında Dark Sun, Ravenloft. Ravenloft eğer vampir seviyorsanız, ya Dracula'dan sonra galaksideki en iyi vampir serisidir Ravenloft. Bunlar hepsi TCR tarafından basıldı. Hepsini TCR destekledi. Çünkü o dönem özellikle 80'lerde zaten Conan'la beraber gelen muhteşem bir o high fantasy patlaması vardı. Onu bu taraf alıp çok güzel yüreklendirdi ve muhteşem yerlere getirdi. Türkiye'de de 2000-2005'te inanılmaz bu kitaplar Türkçe'ye çevrildi. Sonra bir anda bir jenerasyon kaybı oldu. Ben bir ara hiçbir genç arkadaş okuduğunu bunları bilmiyorum. Çok acayip, çok enteresan geliyor. Mesela ben şey hiç sevmem, sevemem. taht oyunları hiç sevmem. Neden? Çünkü ben zaten bunlarla büyüdüğüm için taht oyunları benim için dünyanın en büyük copy paste'i. Dünyanın en uzun C, kontrol C, kontrol V'sidir yani. Çünkü yani ama bunu çok iyi bir şekilde yaptığı için satıyor. Muhteşem bir fikir. Ama adamın orijinal ortaya attığı bir tane, tekrarlıyorum, bir tane fikir yok. Hepsi yazıldı bunların. Ama işte e, bilmediğin zaman yokmuş zannediyorsun Hı. ve çok seviyorsun falan filan böyle bir dünya var ya. Ama helal olsun. Çok güzel yerden yakaladı adam. E, o konuda tebrik ediyorum. Özetle şöyle bir dünya düşünün. Bunların hepsi yazıldı, çizildi. Şimdi siz TCL olarak bir firmasınız. Hem bunları yazıyorsunuz, hem bunları üretiyorsunuz. Yani romanını yapıyorsunuz, board game'i yapıyorsunuz, FRP kural sistemini yapıyorsunuz, sonra yazdığınız romanlara FRP settingi yapıyorsunuz. Bu tabii bunlar sonra dijital dünyaya geçiyor ve tabii ki de yani daha büyük bir golden age olabilir mi? Yani olamaz tabii ki de yani şu anda bunun kırıntısını falan görüyoruz neredeyse gibi bir dünya. Hala Baldur's Gate 3 geliyor mesela, Baldur's Gate 3 geliyor diye hype's falan. Tabi sonra işte dijitalleşme dünyası. Japon yani daha doğrusu Asya tarafında farklı dijitalleşme oldu. Dragon Quest ile başlayan Final Fantasy ile giden bir dünya oldu. Tabi e, burada işte Ultima ile başlayan, Efendim söyleyeyim sonrasında Baldur's Gate ile giden Neverland nasıl devam eden bir dünya oldu. İşte bu panel hatta işte tam olarak bir D&D paneli. E, işte kim ne kadar damage aldı, ne oldu, zar atıldı, ne oldu falan filan hepsinin gösterdiği bir dünya tabi. Tabii sonra rol yapma oyunları, e, 7'de bitirmek zorunda mıyım ben? Tam yok, 7'de bitiriyoruz, kapanıyor. Yok. Yok. Tam muyum? 7'de bitirmek zorunda değiliz zaten kapattık hemen. Tamam, tamam okey. Şey yapacağım, ayarlayacağım. Tabii ki rol yapma oyunlarında geldiği yer larplar da var. Unutmamak lazım. Yani Live Action Role play, game denen şey de aslında 70'lerle beraber başlamış oluyor. Onun da tabii ki kökeni masquerade yani maskeli balo dayanıyor. Birçok maskeli balo bugün tabi artık kalktı. Bugün artık cosplay oldu. Biz eskiden maskeli balo yapardık. Tam olarak galiba 2010 yılında ilk defa maskeli balo yapmadık BKFK'larda, bilim kurgu fantastik gibi topluluklarında. Biliyorsunuz Türkiye'de en eski en eskisi 97'de başlayan aslında itinim var ama seri olarak 97'de şeyin var e, ee, ot dümetikon var tabii ki de. Hani biz hep maskeli balo yapardık. Sonra işte Türkiye'ye şey kültürü girince biz geri çekilmiş olduk. Yani bu cosplay kültürü girince 2010'da. Hatta ilk şeyi yapmıştık işte. E, kontaktı yaptık belki bilirsiniz. Ben de o ilkinde kuruldaydım yani. Falan filan. Neyse 5 kontak yapıldı. LARP aslında bir noktada maskureydin. Çünkü maskuret yani maskeli balo. Aslında sadece maske giyilen bir şey değil. Aslında tavrın da değişti yani cosplay'in aslında çıktığı yer aslında ama bir noktada maskeli balo daha batılı bir şey maskeli balo hali aslında ee, yani lümpen sınıf tarafından aristokrasi tarafından yapılan hali o akşam başkası olmak. O balada başka su almak ve birçok şey mübah kılınması kavramı gibi bir noktada gidebiliyor maske balayla alakalı. Tabi buradan çıkan bir kavramla geliyor. Tabi ise oyunlaşıyor. Yine oyunlaşma. E, naratif bir şeyin Ludo, Ludo olma hali var tabi ki de LARP'larda. Ben LARP çok severim. Çok da LARP oyunumuz, oyunumuz vardır. Hatta varsa aranızda arkadaşlar Eskişehir tayfası... Çok güzel işler yapıyordu şeyden önce. Çok uğraşıyorlardı gördüğüm kadarıyla. Ee, i̇yi devraldılar yani. Ee, LARP yapıyorlardı. Umarım devam ederler COVID'den sonra da. Ee, tabii buradaki LARP'ların etkisi çok büyüktür. Çok fazla Conquest'te bir LARP var. Ee, Hollanda'da tarihini tam atamıyorum ama galiba campaign 2003 yılından beri devam ediyor. Yani binlerce insan katılıyor. Bir ara video belki atabak paylaşır. Görürüz, izleriz, fikir Vallahi olur. Vallahi çok üb isterim. Tabi buradan sonra fuar ve etkinlikler devreye giriyor. Bütün bu kültür kavramının birleştiği yerlerin en iyi örneği Comic Con. 76, 70 mi? 70 miş Pardon 76 yakına kalmış. Ee, Anlatıyor bunları bakmıyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> O yüzden bazen şeyleri konuşuyorum. Tar tarihleri konuşuyorum. Ee, ki tarihidir iyidir. Ee, Comic Con en iyi örnek. Bütün bu kültürün bir araya gelmesi alakalı. Yani e, bilet Tabii ki bulamıyorsunuz. İnsanlar server yakınına taşınıyor. Hellfest de öyledir. Böyle belli festivaller vardır. Ping almak için, bilet almak için Söğünürkan otel kiralarlar. Bırakın yani etkinliği yakan otel kiralamayı bilet satışa çıkınca Ping'in en hızlı olsun F5'im tutsun diye server yanı hareketi vardır. Ee, bu da öyle bir etkinlik. Sadece çizgi roman adı üzerine başlayıp şu anda her şey var. Değil mi? İşte saat show heykel getiriyor, çizgi romanlar geliyor, işte cosplay zaten gırla, efendim söyleyeyim yani herkes oyun oynuyor, işte dizi, film, ekibi geliyor, orada röportaj yapılıyor ve bir noktada aslında San Diego Comic Con benim en başta size oyuncu kimliğini, kültürünü en iyi yansıtan yer. Tam olarak da bu. Hayat bulmuş hali. Biz bunu Türkiye'de çok denedik, ben de çok uğraştım, kişisel olarak da çok uğraşıyorum, uğraştım, hala uğraşırım umarım. Zamanla çok uğraşıldı, bir türlü doğru zaman değildi galiba ama çok fazla etkinlik yaptı. Dediğim gibi en büyük dönem bir tanesi kontakt, ilk kontakt özellikle çok güzeldi bence. Onlarca FRP konverjleri falan bir hali yapıldı. FRP net olarak mesela FRP konverjları falan yapılmıştı gibi gibi. Tabi onlarca gameconlar var ayrıca. inanılmaz insanların ilgisi çeken, çok fazla rakamlara ulaşan hepinizin bildiği E3 Gamescom ve Tokyo Game Show var. Onlarca, yüzlerce var da. Bunlar en büyüğü. Tabii hızlıca şey var. Tabii Türkiye'de ne oldu, ne bitti kısmı var bir de bu kültürü biz nasıl tükettik? Biz iki türlü tükettik. Bir Atari ekolü bir de internet kafe ekolüyle tükettik. Atari ekolüyle geliyor. aslında. Atari ekolü nasıl geliyor ve nereden geliyor? Ee, eskiden bizim gitmemizin yasak olduğu, sadece efendim söyleyeyim kötü çocukların orada olduğu bir yerdi. Ee, ama siz hatırlamazsınız galiba bir çoğunuz. Eskiden Türkiye'de kumarhaneler legalken kumarhanelerin de atari salonları olurduk. Yani çocuklar atari salonuna bırakılır e, ee, ebeveynler kumara giderdiği gibi ekol vardı yani. Ee, Ateri piyasada çok kötü olarak ıı, düşünülüyordu Türkiye'de ama baktığınız zaman Amerika'daki Ateri'nin çıkışı buluşma noktasıdır. Hatta iyi bir referans verebilirim. Stranger Things izlediyseniz ki eminim kültürden yola çıkıyoruz ve oyun dinliyorsunuz. Kuvvetle muhtemel yine tik atıyorum. Herkes izlemiştir galiba. <laughs> çizgi romanı da hiç fena değil bu arada. Eğlenceli çizgi romanı vardır. kendimi bile doğruluyorum. Bak çizgi romanı da var falan. Ee, Orada da mesela buluşma yeri olarak gösterilir, hep, resmedilir. Ee, birkaç bölümde atelici önünde buluşulur. Ee, arcade salon tabii. Biz Atari'den dolayı Atari diyoruz. Yani Atari makinesi, Atari 2600'den dolayı bizim kültürümüze böyle geldi. Bu da farklı bir tartışma konusu bir alan aslında. Onun ee, onun tüketimiyle alakalı. Bizde kötü algılanan bir şeydi. Ama Avrupa'da çok merkezi, Amerika'da daha doğrusu çok merkez bir yerdi. Ee, bizde ne oldu? Atariciler internet kafeye dönüştü. İnternet kafe ortaya çıkınca ilk 64 kilobit kablo net sabit hat gelince ilk defa 8 bilgisayar aynı anda LAN'dan değil de e, online Half-Life oynayabildiğimiz dönem e, internet kafe evet dedik tamam bu böyle bir şey var bu çok güzelmiş dediğimiz bir dönem oldu. Buradan başladı. Türkiye'de tabii internet kafe kalıntıları vardır artık yani büyük bir tek ADEX sağ kaldı. Eski ADEX kapandı. Barbaros'un aşağısındaydı eski ADEX. Yukarıdaki ADEX artık. Birçoğunuz aşağıda. Hocam yine sesiniz görüntünüz gitti ama en şöyle son, ha tamam a, level diyorduk değil mi Hı. level tarafında kaldık. En son internet basit... kafe şeyindeydi. Abi internet kafe şöyle Hı. oldu işte internet kafeden biz değişime uğradık. İnternet kafe internet kafeden e, ya yani şöyle Ateri Atari'ciden internet kafe internet kafeden çıkardık. E, Pe şeye PlayStation kafe, PlayStation akafetler dünyada tek örneği olarak pes kafeye dönüştük, başka bir örneği yok. Çünkü neden pes kafe diye bir şey olsun ki? Ama işte futbol kültürümüz o kadar evet. gereksiz seviyede ki yani. Ya bu zaten oyun tarafında e, benim de bir hafta konuştuğumuz bir tek tipleşme haftası var, tek tipleşme ile ilgili ayrıca konuşabiliriz. Ayrıca bir sunum yapabilirim sizlere yani bu başka bir mevzu yani bir şeyi teke dönüşmesi bu bütün oyun sektörünün de problem haline gelmeye başlıyor tüketim kültür tüketiminde okey zaten sonuna geldim yani ben dergilerden bahsediyordum ee, dedim ki yani bu komparador bir tarafında vardır bu işin yani birilerinin üzerinden ürün getirilmesi ithalatı çok geç başlamıştır ürünlerin Commodore amiga falan gibi oyunların böyle bir dünya söz konusu. Ee, tabii çok fazla dergi basıldı. Onları örneklendiriyordum. Bunları internette birçoğunu taranmış hali bulabilirsiniz. Ee, 64'ler, çok meşhur bir dergi 64'ler. çok uzun süre yayın hayatını sürdürdü. Amstrad Amiga 1. Efendim söyleyeyim Meg Amiga ve tabii ki de şüphesiz Türkiye'nin bence ve hani birçok level yazarı da şey düşünüyordur. Game Show şüphesiz en iyi dergisi. Hatta en iyi dergisi olabilir sadece oyun değil de en iyi dergisi olabilir yani Game Show. Ee, sonrasında işte level oyun gezer. Ferepen Magic mesela Game Show'un yazarlarının bir kısmının yazdığı Ferepen Magic ee, aynı kafada yazılan basılan bir şeydi ee, gibi gibi gibi. Buradan kitap tavsiyesine geçiriyorum. Dediyorum gibi dediğim gibi yani e, zaten serverda birazcık bug şey yapıyoruz, sorun yaşıyoruz. İkisi çok önemli. Homo Dance ve Half Real. Eğer oyun okuyacağım, oyunla ilgili bir şey yapacağım diyorsanız ya sadece şey bile olsanız yani sadece ben mekanik yapacağım abi ben sadece yazılımcıyım bile deseniz bu kitapları okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum fikir açısından. E, ee, Rutledge bu çok pahalı bir kitap kütüphanelerde bulabilirsiniz okulunuzun kütüphanesi aldırabilirsiniz çok değerli bir kaynaktır. İşin naratif kısmına ilgilenirseniz ben keza naratif ziyadesiyle çalışıyorum. Video Game Storytelling, Slay Dragon, Writing and Video Games, Video Games, Writing and Design bu üçü de çok verimli kitaplar. Bunların üçünde pdf'sini bulabiliyorsunuz internette. Ee, Designs and Dragons benim en çok sevdiğim dörtlü bir seri. Beşincisi hala çıkmadı. Geçen yine baktım göremedim. Ee, şu anda galiba out of stocklar ama Kindle versiyonları vardı en son. Çok değerlidir. Özellikle D&D tarafına gidecekseniz. Bu... Empire of Imagination nasıl üretildiğini bu diyenlerin birazcık daha otobiyografiyle karışık bir hikayedir. Çok az kaynak var bu collectible'larla alakalı. Çok çok az kaynak var. Onlardan bir tanesi Generation Dex. Kaçırmayın derim. Efendime söyleyeyim. Role Playing Game Studies. Şimdi role play tarafına gidecekseniz bu çok ağır bir akademik kaynak. Transmedia Approach ne yani Routledge'dan. Ee, ve birazcık daha böyle kimlik, oyun içi, deneyim, e, e, kişi deneyimi açısından gitmek isterseniz bu iki toplama derleme kitap var. Ben bunlardan çok yararlanmıştım tez yazarken. Çok fazla bölüm var işlerinde birbirinden bağımsız. Ee, gender benim bir diğer alanım. Oyunlarda e, kimlik çok çalışıyorum elimden geldiği kadar. Derslerime de yer vermeye çalışıyorum. Çok önemli bir konudur. Ee, Anne bu konuda öncü bir karakterdir. Sonrasında Bonnie Rugbert devreye girdi. Üç kitap yayınladı. Burada iki tanesi var. Bir tanesi kendi kitabı, diğer iki tanesi derleme kitap. özellikle gender üzerinden çalışıyorsanız lütfen bakın edin derim. E dediğim gibi bu bizim kitap geçen yıl piyasaya çıktı. E, Türkiye'de ve Türkiye'nin oyun çalışmaları 14 bölümümüz var. Toplam 18 farklı yazar. Editörlüğünü ben ve e, Profesör Doktor Barbaros Boston önce üstlendi. Dediğimiz gibi yeni kitapta yayın evine yeni verdik. Umarım Ekim ayında yeni kitap çıkacak. Sonra kitap taşımadan devam edeceğiz. Türkiye'deki gelişmeleri takip ederseniz Oyun Camiası için önemli. Umarım e, sizler de yakından takip edersiniz. Diyorum ve teşekkür ediyorum e, davet ettiğiniz için e, bir saati geçti hızlı hızlı anlattım e, ama velakin dediğim gibi şöyle dönüp baktığımız zaman e, bu konuların hepsinin çok 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 geniş detayları var yani şöyle düşünün bu ders dönemlik bir ders 14 hafta ben oyun kültürüne ayırıyorum yüksek lisans versiyonu ve lisans versiyonları var doktora versiyonuna kadar boyutuna kadar gideceğiz bu arada doktora bölümümüz açılmak üzere. İlgilenen varsa da e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu Eylül'de Ekim'e yetişmeye çalışıyor ama olmazsa önümüzdeki yıl kesinlikle açılmış olacak full bir akademik eğitim şeyi söz konusu. E, dediğim gibi her başlık bizim için bir hafta neredeyse. Daha farklı işte oyunlarda politik söylem ve savaşla alakalı bir haftam var mesela oyun ve kültürle alakalı. Birçok farklı yerden yaklaşıyorum konuya. Dediğim gibi çok hızlı oldu, çok üstün körü oldu. Hızlı hızlı konuştum, birazcık kopmalar oldu. E, vallahi Valla ee, kusura bakmayın hatam olduysa ama ve lakin umarım size birazcık bir fikir verebilmişimdir. Umarım yani şuradaki izleyen insanlardan bir 10-20 kişi yakalayabilmişimdir. Ee, derslere ziyaretçi alıyorum. Bana mesaj atarsanız en azından bir derse konuk ediyorum. Merak edenler, ilgilenenler için. Ee, onun harici e, mail adresim soyadım adım at onu ataberk bir yerden şey yapar belki. Bana şöyle özelden yapalım. yazabilirsiniz dakika. hocam direkt ben ee, chat'te paylaşırım. Şöyle acın. Ne bakıyorum nasıl? Değil mi? Direkt özelden şey yaparsınız. Böyle bir şey var. Ha bir dakika ee... ekran şey yaptıysanız <laughs> ben onu bir daha vereyim. Ha, ekran şey yapmıştım işte. tamam okey. Ha tamam tamam, tamam. Ee, şu an bakıyorum şu an bakıyorum. Şuraya atayım. Hı -hı. Böyle aha oraya atamıyormuşum chat çete ben bir şey atamıyormuşum. Tamam işte sen atarsın. Bana özelden evet, ben yazıyorum. Ee, sosyal medya kullanıyorum. Çok yani tabii çok acayip her şeye cevap veremiyorum. Öğrenciler öncelikli oluyor birazcık ama e, Instagram ve şey kullanıyorum. Facebook kullanıyorum. Facebook kullanıyorum gerçekten hala çünkü <laughs> ya 2007'de ekranı açınca seninle beraber ekranı açan bir grup <laughs> hala kullandığı için ne yazık ki Facebook'a refleks olarak bakıyorsun. Hiçbir şey olmuyor ama var yani yani insanlık var. Mesela atamak benle burada şey yapıyorum, ne diyorum oğlum benim Instagram'ım var. Niye bana Facebook ben mesaj atıyorsun. Hocam tarzım? alışmışım. O zamanlarda bizim şeyler de bölümde de hep Facebook gruplarından oradan konuşurduk. Oradan yazdım ben de. Yoksa benim de kullandığım yok da biz sizin için girdim zaten. O yüzden de zaten bildirim falan da almıyorum öyle. Aldım aldım. Güzel okey. Neyse telefonumu kaptın yine. Neyse, Kaptım şey, hocam. Iyi e, e, dediğim gibi böyle yani soru varsa böyle şey soracak falan yapıyor musunuz? Şey yapabilirsin işte yani sosyal medya benim için ne yapayım, e, Hı -hı. şey yapıyorum eee Bölümle ilgili sorunuz olabilir. Sektörle, alanla alakalı cevaplayabileceğim bir soru varsa cevaplamak isterim. Vallahi burada... Ya slide o... bana ait <laughs> tamam ve diyecektim. özel bir şey olduğu için biliyorum bu genelde isteniyor. Ama zaten bir de çok da sunum yaptığım için pek slide bir yere gitsin istemiyorum. Emek var ya bir de. <laughs> ee, o yüzden paylaşmıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yani zaten e, bunu kaydettin mi sen? E, tam onu YouTube, diyecektim hocam. Eğer izniniz varsa ben bunu zaten kaydediyorum. Şu anda YouTube'a da atacağım. Tabii, tabii tabii. O evet. zaman YouTube'dan da yine şeyden izleyebileceksiniz abi. Go for it. Aha, O zaman süper. Go Hocam ben bu arada çok teşekkür ederim. Yani çok açık söyleyeyim. E, acayip şeyle izledim. Büyük bir tutkuyla izledim. Çok ciddi söylüyorum. <laughs> Mükemmeldi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunun iki saatlik versiyonuna beklerim. Ben böyle. Vallahi 6 saatlik versiyonuna da gelmek isterim. Her şekilde de gelmek i̇şte isterim. İşte benim yani. altı saat. Benim ihtiyacım olanı ama vermiyorlar <laughs> altı saat bana. Çok sıkılmış insanlar diyorlar. Bir, asla bir gün offline yapalım. <laughs> Ee, bu şeyden önce de demiştim zaten. Yayından önce de demiştim. Bir gün offline olursa artık şu Covid muhabbetleri falan bir geçsin. Ee, orada da olun çok isterim ve orada da artık böyle hep beraber böyle bir salon içinde biraz daha böyle güzel bir ortamda yapılmayı çok isterim yani. Yapalım Ata konuşmuyoruz. Konuşalım yani benim yine Doğru bir hocam. Iki projem var çünkü. <laughs> hı hı. E, bir çizgi roman sergisi projem vardı zaten. Şimdi hı hı. birkaç şey devreye girecek de. Var var bir konuşma, bir etkinlik, bir bir araya gelme, bir convention şeyi söz konusu. <laughs> bir game convention modeli ee, konuşalım. Yani hani arkadaşlarla da insanlarla da tabii daha çok birebir tanışmak istemiyorum. Ya gördüm arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Zaman atlaması yine yapıldı. Demek ki server şey olmuyormuş. <laughs> arkadaşlar artık neyse ki yayının sonunda oldu bu sefer. Neyse bu sefer yayının sonunda oldu Maya çok tatlı. Çok teşekkür ederiz. Evet, kendisi 2 saattir beni deli ediyor diye sürekli mikrofonu kapat başladım ama ben lisedeyim game designer olmak istiyorum. Bu biraz zor gibi. Ya şöyle zaten Ertuğrul Hoca mailini de paylaştı sizlerle. Ben şu anda tekrar 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 paylaşıyorum. bir sorunuz varsa kendisi yazabilirsiniz dedi. Direkt mailden onunla iletişime geçebilirsiniz abi. Adam yine düştüm geldin mi? Aynen yine düştünüz geldiniz hocam. Yani şu an buradasınız. evet. <laughs> diyordum ki yani aynı şeyi tekrardan görürseniz başka yerlerde ya adam hala aynı şeyi anlatıyor demeyin. <laughs> var Çünkü yaymamız gerekiyor. Böyle sizlerden de güzel tepkiler gördükçe yani mutlu oluyorum ben de. Diyorum ki doğru yolda ilerliyorsun Ertuğrul bu işe yarıyor. Çünkü çok fazla insan var ve hala çok azımız erişebilmiş Kesinlikle. durumdayız. <laughs> ee, o yüzden de ben e, bu YouTube'da bunun daha ilkel versiyonları var. Sonradan <laughs> güzelleştirdim bunu işte zahmet ettim. Ee, siz güzel versiyonu demiş oldunuz böyle tipi falan sunum dosyası olarak. Ee, öyle yani farklı farklı var. Sadece RPG anlattığım sunumlar var. İşte bu oyunlara tek tipleşmeyle alakalı var. Yani daha böyle bir şey falan da yapabiliriz. Tartışma. Ben tartışmayı çok seviyorum bu arada. Oyun ve felsefe dersi mesela bu dersin içinden üretildi. Sadece tartışma üzerine ee, bir ders mesela o Ataberk o derse denk gelemedi diye düşünüyorum ben oyun haberciliğine şey yapmıştım aynen. Oyun haberci sen Hı -hı. nasıl yazıyorsun ben mezun işlerden, oldum gittim falan sonra. evet olaysız aldın gerçekten ee, böyle bir durum Hı -hı. Ee, tekrardan teşekkür arkadaşlar güzel sözleriniz için cevaplayabileceğim bir soru var mı Ataberk? soru var mı bir şey alıyorum bacağım yani gördüğüm kadarıyla genel olarak bir yayın paylaşacak mı bir sunum paylaşılacak mı zaten onları da şey yaptık onun haricinde öyle gördüğüm spesifik olarak bir şey yoktu. Genel olarak bölümle ilgili şeyi soruyorlar. İki soru gördüm. Bir onları cevaplayabiliriz. Bunlardan birincisi ben şu anda lisedeyim dijital oyun tasarımı okumak istiyorum. Ama Bahçeşehir uzaktan bakınca gerçekten zor gibi duruyor. E ee, hem bunu soran var. Hani bunun hakkında bir yorum isteyen var. Hem de dijital oyun tasarımı haricinde e, başka bir böyle oyunla alakalı bir bölüm var mı üniversiteyle ilgili okuyabilecek? Hayır, bildiğim değil, kadarıyla yok. ikinci sorudan başladık. Hayır yok benim bildiğim kadarıyla. Senin bildiğin var mı? Benim benim de bildiğim yok aynı şekilde. Ya ama şu anda çok fazla bölüm açılacak. Onu biliyorum. Bu dönem 7 tane mi, 10 tane mi yeni üniversite bölüm açıyor? Nasıl açıyorlar inan bilmiyorum. Hı hı. Ee, ilk soru neydi? İlk soru şey çok zor, e, çok zor gözüküyor. Hani çok şey zor. açı daha zor. Ya açıkçası bilmiyorum yani şey olabilir. Bir bir saniye bakayım. Ee, biraz zor gibi o yüzden kazanamazsam yüksek lisans olarak girmeyi düşünüyorum. Çok şey kaçırır mıyım demiş. Hani lisans okumadan başka bir üniversite okuyup onun haricinde onun yerine direkt yüksek ya lisans yaparsam. şöyle alırsam. çok farklı iki şey yüksek lisans ve lisans. Yani hani hı hı. ben lisansı da, ben hepsini tavsiye ederim ya yani şimdi ben tamamen benim benim branşlarım çok farklıydı arkadaşlar mesela. Benim dönemde böyle şanslar yoktu. Benim lisansımla iki tane edebiyat okudum. İlk kere okudum böyle garip garip bir Almanya Türkiye. Sonra yüksekme tarih yaptım. Sonra ben iletişim okudum. İletişime de oyun çalıştım. Yani ben interdisipliner çalıştım. Çünkü alan zaten oyun alan interdisipliner bir alan. Ben bambaşka yerlerden geldim. Birçoğunuz gibi ben de kendi kendimi farklı alanlar kendim geliştirdim. Çünkü ben her şeyi okumayı seviyordum. Böyle birazcık ben dedim ya birazcık nörtlük olduğu için bütün tuşlara bastım. E akademik kariyerde. Ama ve lisans okumayı tavsiye ederim. Yüksek lisans kısa yüksek lisans bence insanların lisans bitince e, hemen yapması gereken bir etkinlik. Çünkü zaten bir dönemde ders alıyorsunuz. Yani bir yani şey bir yılda iki dönemde bütün dersleri bitirme şansınız var. Ben öyle yapmıştım. Ben girdim, çıktım iki yılda mesela. Millet 3 yılı uzatıyor bir şey oluyor da yüksek lisans öyle bir şey değil. Eğer okumak istiyorsanız ya, hevesiniz varsa e, Kısa sürüyor. Yani yine yoğun bir program. Mesela hatta bu dön dün konuşuyorduk Discord'da yüksek lisans öğrencileriyle de hocam ne oldu bu dönem biz biraz yoğundu galiba bölüm falan dediler yani evet yoğun ama hala oran orantıya çarptığınız zaman daha az ders alıyorsunuz böyle bir şey olur ha zaten ama hani dolu gelirseniz çok iyi bir e, şey olur büyüteç olur diyebilirim tabi ama yoksa lisansa bir şekilde gelin derim hı hı. hocam son olarak da şu soruyu cevaplayalım ee, baumit yayınlarında da olacak mısınız acaba diyorlar baumit ne o yarınki tunayla olan bir yayın var o hiç mu acaba bilmiyorum onu maalesef hiç bilmiyorum baumit neymiş gelmiş. ya ya ben arkadaşlar o kadar fazla yerdeyim ki ya ben bir de yoğun çalışıyorum. Yani hani dergi var, işte okul var, sonra kitaplar var, bir şeyler var. Var ya yani Meet yarın bir etki tanıtım var yarın. Meet oysa eğer e, yarın varım. Ama yarın insanları konuşturmaya çalışacağım. Senin rolünü üstleneceğim <laughs> yarın. yarın Ataberk diyeceğim ortamı. <laughs> Ataberk demek Ata, güzel oldu. Ata, Ataberking. <laughs> güzel oldu bu. <laughs> Kullanırım ben. Twitch'e kavram bırakıp gidenler de bu hafta. çok sağ olun hocam. Tekrar çok teşekkür ederim. Abi ne demek abiciğim? Ne demek her zaman? Gerçekten İyi rahat et. Çok sağ ol. Yani. Çok ben teşekkür Aa, çok ederim. Seyindim. Gerçekten burada herkesin adına da tekrardan bir, bir kez daha teşekkür ben ederim. ederim. Ben Artık teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Artık bir sonraki zaman. etkinliklerde de Belki jüri, belki başka çeşit şeylerle de gerçekten sizi görmeyi çok isteriz. Bundan sonraki şeylerde de sizi taciz etmeye izin var mı? Varsa eğer. Canım, her ederim zaman, ben sizi. Her zaman. Yeter tamam. ki vaktim denk getirebileyim böyle. Öyle. Hocam siz getiremezsiniz, ben size getiririm. Ben daha yani, ben bir şekilde <laughs> Ay, canım, ayarlarım yani. Canımsın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ ol. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve ee, chat buradan bir sonraki şey için duyuru yapayım. Buradan bir sonraki sunum için. Saat 8'de casual mobil oyun sürecini anlatmak üzere böyle hyper casual'dır, casual mobil oyundur. Bunlar nerelerden para kazanıyor, neler oluyor, bu paralar nereye gidiyor, bu tarz şeyler bunların süreçleri nasıl? Bunları öğrenmek için saat 8'deki sunumda hepinizi bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Böyle birden korkuttun lan beni böyle direkt yatıyor. Seveceğim mi seni? Buyur, buyur. Bu bildiğin işte attention whore dedikleri. Bayağı attention whore dedikleri. Allah'ın <laughs> iti. Her neyse. Kendinize çok iyi bakın. Saat 8'de görüşmek üzere. Hepinizi bekliyor olacağım. Hoşçakalın.